أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Geçen haftaki derslerimizde modernistlerin ve özellikle mealci zihniyetin iddiaları üzerinde durduk. Ve bu derslerimizde de durmaya devam edeceğimizi vaat etmiştik. Bugün de kitapta gelmiş olduğumuz konu, son derece alışkın olduğumuz, kendisini yakından tanıdığımız bir slogan. Kur'an-ı Kerim'in her detayı içerdiği, dolayısıyla bunun üzerinden de sünnete hüküm anlamında, beyan anlamında, açıklama noktasında hiçbir mahallin kalmadığı şeklindeki iddia üzerinde duracağız. Malumunuz bu zihniyet Kur'an-ı Kerim'in her detayı içerdiğini göz göre göre iddia edebiliyorlar. Bunu gözümüzün içine baka baka söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla bunun dışında sünnet-i seniyye üzerine mebni olan hükümlerin, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tafsili anlamında şerhi mesabesindeki ulema içtihatlarının Kur'an'a muhalif olduğu, Kur'an'ın kabul etmediği şeyler olduğunu söylüyorlar. Bunun inşallah tahlilini ve tenkidini yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, malumunuz bu zümre iddia etmiş oldukları bir kısım şeylere sürekli olarak ayeti kerimeleri mesnet kılan, ayeti kerimelerden hareketle bir kısım şeyleri söyler gibi gözüken bir zümre. Dolayısıyla bu konuda da aynı tavrı takip ettiklerini görüyoruz. Kur'an her detayı içerir şeklinde bir başlık atılmış ve aşağı tarafta bir ayeti kerimeye yer verilmiş. Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Yani Arapçası Estaizu billah efe gayrallahi ebtegî hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitabe mufassala buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Tabi oradaki mufassal ifadesini de tercümeye detaylandırılmış şeklinde yansıttığımız zaman zaten Arapçasını bilmeyen, tafsil kelimesinin Arapçasının ne olduğunu bilmeyen, tetkik etmeye muktedir olmayan kişiler hemen meseleye karşı bir ikna tavrı gösterecekler, ikna olacaklar. Ayet işte yani Allah size kitabı detaylandırılmış olarak indirmiş. Ben buna rağmen gidip başka hakem mi arayayım? Şimdi iki soruyu sormayacak tabii ki bunu okuyan muhatap, okuyucular. Bir, bu ayeti kerime kimden bahsediyor? Hangi bağlamda inmiş? İkincisi, burada ayeti kerimenin orijinalinde yer alan tafsilen ifadesi, yani yegane mana olarak detaylandırma, hiçbir şeyi eksik bırakmama, cüz'iyatı belirtme anlamına mı geliyor? Bu soruları sormayacağı için detaylandırılmış şeklindeki ifade sanki Türkçe olarak Allah Teala'nın ifadesiymiş gibi, Kur'an'ın orijinali Türkçeymiş ve Allah Teala bu ayeti kerimeyi de sanki detaylandırılmış lafzıyla indirmiş gibi kabul edip bunu bir nas olarak kabul edecekler. Dolayısıyla bu ayet üzerinden sünnete mahal kalmayacak. Devam ediyor. Kur'an bazılarının zannettiği gibi ana konulara değinerek yan konular için bizi başka kitaplara, şeyhlere, ilmihallere ya da ünlü hadis kitaplarına havale etmemektedir. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım arkadaşlar. Yani kitapta ciddi anlamda bir gocunma tavrı var. Kitapta ciddi anlamda bir saldırı tavrı var. Hangi konuya girilecek olsa bir şey yapılıp, ayeti kerime zikredilip, meali verildikten sonra bir şekilde konu şeyhlere, tarikatlara, mezheplere,
ulema kavillerine getiriliyor, sünnete, hadise getiriliyor. Yani kitapta bir şeyleri tahlil edip ortaya koymak, hakikaten hakikati ibraz etmek gibi bir niyetin olmadığı çok bariz. Çok bariz. Ve burada da şöyle bir şey yoktur diyor iddia sahipleri. Kur'an-ı Kerim ana konulara değinmiş. Dolayısıyla yan tali mevzuları işte sünnete, ilmihallere, şeyhlere, tarikatlara, ulemaya bırakmış şeklinde bir tavrı Kur'an-ı Kerim'in yok. Nedir peki? Kur'an her detayı havidir. Her detaya yer vermiştir. Hiçbir şeyi eksik bırakmadan. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce şunu söyleyelim. Bizim bugün en büyük problemlerimizden birisi de nedir biliyor musunuz? Anlama problemidir. Anlama. Yani herhangi bir görüşü tenkit edebiliriz, beğenmemiş olabiliriz, hatalı bulmuş olabiliriz. Fakat her şeyden önce, tenkitten, tahlilden önce o görüşü kendi kaynaklarından okuyup, iddia sahiplerinin bizatihi ağızlarından duyup, o şekilde tenkide kalkmamız lazım. Böyle yapmadığımız zaman da iki noktada hataya düşeriz. Birincisi, iddia sahibine söylemediği bir sözü iftira etmiş oluruz. Yani kulaktan duyma bilgilerle birlikte şöyle söyledi, böyle söylemiş gibi mışmışlı ifadelerle bir şeyleri tenkit etmeye kalkarsak, adamın iddiası o değilse biz hakkı savunmamaktan daha kötü şekilde hakka zarar vermiş oluruz. İkincisi, anlamadığımız zamanda da delalet anlamında hakeza yine adamın görüşünü teyit etmiş oluruz. Yani görüşü anlamadan adama itirazda bulunduğumuzda adamda efendim hayır ben o görüşü kastetmiyorum, o manayı kastetmiyorum dediğinde ortada kalırız. Dolayısıyla bütün çabalarımız, bütün getirmiş olduğumuz deliller bir anda sıfıra tekabül eder. Bu sefer adamın haklılığını artırmış oluruz. Onun için bir görüşü tenkit ederken, tahlil ederken mutlaka ama mutlaka o görüşün o iddia sahiplerine ait olup olmadığını teyit edeceğiz kendi kaynaklarından. İkincisi, kendi kaynaklarından okurken de subuten kat'i olduğuna dair iddiamız, kanaatimiz tam olduktan sonra onu doğru anlayıp anlamadığımızı çok iyi test etmemiz lazım. İki noktaya dikkat etmek lazım. Şimdi burada böyle bir mesele var. Dedik ya yani hani bizi kendileri tanımlıyorlar. Bizim kendimizi tanımlamamıza fırsat vermiyorlar. Şimdi bizim böyle bir iddiamız var mı? Yani ana konuları Kur'an-ı Kerim almıştır, ihtiva etmiştir. Tali böyle çok gerekli olmayan konuları, ikinci sınıf, üçüncü sınıf meseleleri de sünnete, İşte müçtehitlere, ulemaya bırakmıştır şeklinde bir görüş yok. Böyle bir görüş kime aitse gitsin kendi görüşünü savunsun. Böyle bir görüşümüz yok. Bilakis bu konuda ortaya koymamız gereken görüş net ve açık arkadaşlar. Nedir? Biz diyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu beyan etmek istediği konuları iki şekilde beyan etmiştir. Birincisi, metlu olan bir vahiy ile birlikte beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bir kısım meselelere yer vermiştir. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'i tamamlamıştır. Geriye kalan kısımlar, tali mevzular vesaire diye bir şey yok. Ana mevzular da olabilir. Kur'an'la birlikte, direkt metlu vahiy ile birlikte beyan etmek istemediği, irade etmediği meseleleri de sünnet aracılığıyla, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam aracılığıyla bizlere ulaştırmıştır, açıklamıştır. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla Allah Teala bize yönelik vaz etmiş olduğu hükümleri bu iki aracılık vasıtasıyla vaz etmiştir. Kur'an ve sünnet. Bunu manipüle edip, efendim, Kur'an'da ana konular yer alıyor, tali meseleler sünnette yer alıyor, müçtehit kabillerinde yer alıyor diye bir şey yok. Bilakis Cenab-ı Hak bu iki vahiy kaynağıyla birlikte bizlere
ulaştırmak istediği helal ve harama dair vesaire diğer hükümlere dair hükümleri vaz etmiştir. Bunları bize bu iki kaynak aracılığıyla ulaştırmıştır. Ulema bu iki kaynağı süzerek içtihada müsait olan ayeti kerimeler üzerinden içtihat etmiş, zanla birlikte fıkhi meselelerde bir kısım hükümlere varmış, neticelere varmış ve bu şekilde mezhepler tesis edilmiş. Buna değinmiştik. Onun için bu iddia başlı başına zaten hatadan ibaret. Doğru bir iddia değil. Böyle bir iddiası olan yok. Bu bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim her detayı içerir diye bir cümle kurduğunuzda size ilk olarak sorulacak olan soru şu. Kur'an'ın her detayı içerdiği, ana tali mesele mevzu bırakmadan başka bir kaynağa müracaatı emretmediği, hatta yasakladığı, her türlü konuyu kendisi zaten havi olduğu şeklinde bir ayet var mı? Bu bir. Bu soru sorulmalı. Buna yönelik okuyabileceğiniz bir ayet var mı? Yani Cenab-ı Hak açık, sarih, hilafa hiç mahal bırakmayacak şekilde yani ben bu kitapta bütün meseleleri, noktaları, mevzuları, bahisleri açıkladım. Sünnete veya başka bir kaynağa müracaat etmenize gerek yok. Ettiğiniz zaman da oradan çıkaracağınız neticeler ve hükümler geçersizdir. Böyle bir ayet var mı? Ayet olması lazım. Sarih, açık. Yok. Bilakis durum böyle olacak olsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şeyde tartışmaya düşerseniz onu Resul'e götürün, Allah'a Resulüne götürün diye Resul üzerine ayrı bir vurgu niçin yapsın? Niye مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ desin. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir desin. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ayetinde olduğu gibi niye hakem tayin edilmesi gerektiğini söylesin Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlih. Müminlerin Allah'a ve Resulüne aralarında hükmetmeleri için çağrıldıklarını vurgularken niçin özellikle Resul üzerine de vurgu yapsın? Böyle olmuş olsa وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Resul size neyi verirse alın, neyden alıkoyarsa, nehyederse ondan sakının niye desin. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Ayeti niye inmiş olsun? Yani Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman da müminlerin çıkıp da bu benim keyfime uymuyor, aklıma uymuyor, bunu alamayacağım deme gibi bir muhayyerlikleri söz konusu değil diyor Cenab-ı Hak. Orada niye Resul vurgusu var? Eğer bu iddia doğru olmuş olsaydı şu ayetlerin hiçbirinde Allah'ın yanına Resul ifadesinin koyulmaması gerekirdi. Çünkü tekrar bu. Tekrar. Niye konuluyor? Bu soruya çok mukni bir şekilde cevap verilmesi lazım. Bir, Kur'an-ı Kerim'de her şeyin Kur'an'da detaylı bir şekilde yer aldığına yönelik sarih açık bir ayet var mı? İkincisi varsa bu ayeti kerimeler niçin Resul'ün hükmetmesi, Resul'ün hakem tayin edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor? Bu soruların cevaplandırılması lazım. Şu söylenebilir. Sırayla gidelim. Cevap mukabilinde bize denebilir ki evet var. Peki hangi ayet? İşte okuduk. Estağfirullah. Efe gayrallahi ebtagî hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassala ayet. Başka ayetler de var. Estağfirullah. Elif la emra kitâbun uhkimet âyâtuhu thumme fussilet milledun hakimin habir ayeti. Keza yine tibyanen li kulli şey ayeti. Biz bu kitabı niye indirdik? Tibyanen li kulli şey. Her şeyi beyan etmek için indirdik. Ayeti. Estağfirullah başka bir ayette. Ma farratna fil kitabi min şey.
biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık şeklindeki ayeti celile. Bu ayetleri önümüze koyacaklarını biliyoruz. Bu ayetler onlara göre Kur'an-ı Kerim'in her şeyi beyan ettiğini, hiçbir şeyi geriye bırakmadığını, sünnete hüküm koymati beyan etme anlamında mahal bırakmadığını açıklıyor, sarih bir şekilde ortaya koyuyor. Onların bu ayetlere yüklediği mana böyle. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce bu meseleyle alakalı ayetlerin iki kelime etrafında cem edildiğini, cem olduğunu görüyoruz. Bir, Fussilet'te olduğu gibi, Mufassala ayetinde olduğu gibi tafsil kelimesi geçiyor. İki, Tibyanen likulli şey ayetinde olduğu gibi tibyan ve beyan kelimesi geçiyor. Yani Cenab-ı Hak onların manalandırdığı ayetlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi eksik bırakmadığını, her şeyi beyan ettiğini, tafsil ettiğini ifade buyurmuş oluyor. Şimdi meseleyi onların manalandırdığı anlamda anladığımızda iki şekilde tavsiye etmemiz gerekir, tafsil etmemiz gerekir meselemizi. Bir, teknik açıdan mevzuyu ele almamız lazım. İkincisi, pratik açıdan. Şöyle ki, teknik açıdan konuya bakacak olursak, tafsili ele alalım. Çünkü tafsil ve tebyin, iki kelimeyi inceleyeceğiz. Tafsil. Şimdi arkadaşlar, tafsil ne demektir diye Arap lügatlarına gittiğimizde, baktığımızda şunu göreceğiz. Bize diyecek ki Arap lügatlar, Râgıp el-İsfahani, İbânetu ahadi şey'eyni anil âhar veya el-âhar. İki şeyi diğerinden ayırmaktır. İbane. İki şey var. Bu iki şeyi birbirinden ayırmaya ne denir? Tafsil denir. Yine başka bir mana olarak baktığımızda başka bir lügat bize diyor ki fassalel kassabu şâte tafsilen. Yani kasap koyunu, küçükbaş hayvanı tam anlamıyla birlikte tafsil etti. Yani beyan mı etti, açığa mı çıkardı? Hayır, cüzlerini parçaladı yani. İki şeyi birbirinden ayırdığınız zaman da ne oluyor? Birini diğerinden, bir bütünü diğerinden parçalarını ayırdığınız zaman da buna tafsil deniyor. Bunun misali de bu. Hatta Feyyumi'nin verdiği mana var. Fassaltu tafsilen ey cealtuhu fusulen mütemayizeten diyor. Yani bir şeyin tafsil edilmesi ne demek? Ayrı ayrı birbirine karışmayacak şekilde bir kısım fasıllara ayrılması, bir kısım cüzlere, bir kısım kısımlara ayrılması anlamına geliyor. Tafsilin manası bu. Şimdi bu mevzu üzerinden, bu nokta üzerinden meseleye yaklaştığımızda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerin tafsil edildiğini beyan ettiği ayeti kerime bize diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in tafsil edilmesi demek, ayetlerinin birbirine karışmayacağı şekilde ayrılması anlamına geliyor. Surelerin ayrılması ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından surelerin ve ayetlerin vahiy ile birlikte tayin edilmesi. Yani اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ayetinin خَتَمَ اللّٰهُ'dan önce olmasını gerektiren şey nedir? Allah Teala'nın onun önce olmasını irade etmesidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile birlikte olmuştur. Ve buna tafsil demiş Cenab-ı Hak. Fussilet ayatuhu, ayetleri tafsil edilmiş. Milledün hakimin habir, hakim ve habir olan Allah katından tafsil edilmiş ayetleri, ayrılmış. Birbirine karışacak durumda değil. Bu da zaten müfessirler tarafından ayeti kerimelerin tertibinin tevkifi olduğu, Allah'ın vahiy ile birlikte tayin edildiğine delil olarak getirilir. O zaman bu ayeti kerime tafsille ilgili bunu beyan etmiş oluyor. Peki İbn-i Manzur tafsilin tebyin manasına geldiğini de söylüyor. Tafsil tebyin manasına da gelir, yani beyan etmek anlamına da gelir. Bu ayeti kerimelerde beyan etmek manası kastedilmiş olamaz mı? Olabilir. Fakat bu bizi nakzetmez. Yani şöyle farz edelim.
tafsilin o cüzlerinin birbirinden ayrılması, iki şeyin birbirinden ayrılması manasında olduğunu bir kenara koyalım. Muhataplarımızın tafsil tebyin manasındadır, beyan edilmesi manasındadır şeklindeki iddiasını alalım. Tamam, tafsil tebyin manasında olsun. Çünkü lügatta bu var. Her şeyden önce dürüst olacağız. Meseleyi her şeyiyle, tüm boyutlarıyla masaya yatıracağız. Tamam, tebyin manasını alalım. Fakat bu bizi nakzetmez. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i beyan etmesinin, kimi ayetlerin bazı ayetleri beyan etmesi suretiyle olabileceğini, çünkü el-Kur'an yufessiru ba'duhu ba'dan, Kur'an'ın bazısı bazısını tefsir eder. Bunu kabul ettiğimiz gibi diğer bir suretinin de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam aracılığıyla Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i beyan etmesi şeklinde olduğunu söylüyoruz. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama verilen bir emir ve görev var ya, لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, insanlara indirileni onlara açıklayasın diye bu Kur'an'ı sana indirdik. Hazreti Peygamber'in açıklaması nedir aslında? Fil hakika Cenab-ı Hakk'ın açıklamasıdır. Orada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sadece bir vesiledir. Neye göre açıklıyor bunu? Cenab-ı Hakk'ın emrine göre açıklıyor. Kıyamet suresindeki ayeti kerimeleri hatırlayın. Estağfirullah. Billah. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. Fe izâ qara'nâhu fettebi' Kur'aneh. Thumme inne aleyna beyaneh. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani biz bu Kur'an'ı sana okuduğumuzda okunmasına tabi ol. Sonra onu beyan etmek kimin üzerinedir diyor. Bizim üzerimizedir. Ayet-i kerimeleri karşılaştırın. Sen beyan edeceksin diyor Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede Hazreti Peygamber'e. Kıyamet suresindeki ayet-i kerimede diyor ki ben beyan edeceğim, biz beyan edeceğiz. Bu ne demektir? Hazreti Peygamber'in beyanı, açıklaması Cenab-ı Hakk'ın açıklaması demektir. Bir yerde vasıta ve vesile zikrediliyor, diğer yerde zikredilmiyor. Bu Kur'an'ın üslubudur. Bir misal vereyim size. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede buyurur ki Allahu yeteveffel enfuse. Allah Teala ruhları hine mevtiha, ölüm anı geldiğinde alır. Ruhları kabzeder. Burada direkt olarak ruhları kabzedenin hakiki faili zikredilmiş. O kimdir? Allah Celle Celaluhu. Başka bir ayete bakıyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kul yeteveffakum melekul mevtillezî vukkile bikum. Sizinle görevlendirilmiş, canlarınızı almakla muvazzaf kılınmış olan ölüm meleği sizi teveffi edecek, ruhunuzu alacak. Bu ayet-i kerimede baktığımızda vesile ve aracı zikredilmiş. Bu Kur'an'ın üslubudur. Beyan meselesinde de böyle. Yani bir ayet-i kerimede Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vesile olarak açıklanmış. Bu mecazi mübeyyindir, açıklayandır. Diğer ayet-i kerimede beyane ifadesiyle beyan fiilini Cenab-ı Hak üstlenmiştir. Bu hakiki beyandır. Dolayısıyla siz tafsile beyan manasını verip de bu ayet, bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri milledün hakimin habir tarafından beyan edilmiştir diye dediğiniz zaman da bu bizi nakzetmez. Bilakis bizi teyit eder. Yani bizi desteklemiş olursunuz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten. Ama buradaki beyan demek her şeyi detaylandırmak değildir. Buradaki detaylandırılmış manası yanlış. Beyan açıklamak demektir. Ayetleri evet Kur'an-ı Kerim'in fussilet milledün hakimin habir, doğru. Kur'an'ın ayetleri hakim ve habir olan Allah Teala tarafından açıklanmıştır. Müteşabi ayetler dışında. Peki bu şu mu demek yani? Kıyamete kadar olacak olan her cüz'i mesele Kur'an'da vardır. Nasıl olsun ki böyle bir mana niye çıksın bu ayetten? Bu başka bir şey. Bahsini yapmış olduğumuz konu başka bir şey. Diğer meseleye gelecek olursak, tibyanen likulli şey. Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak buyuruyor ki مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ şey. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi beyan etmek için bu kitabı indirdik sana. Tamam. Fakat problem şurada. Siz her küllü şey ifadesinin geçmiş olduğu ayeti
böyle umumileştirip, tamim edip de bildiğimiz efendim istikrai manada hiçbir cüzün geriye kalmayacağı şekilde şumulleştirirseniz işte problem buradadır. Burada problem var. Niçin? Yani her şeyi mahalline göre anlamak lazım. Tibyanen likulli şey derken Cenab-ı Hak hakikaten kıyamete kadar olacak olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir dediğimizde birazdan geleceğiz. Pratik açıdan bize sorular sorarlar. Bu soruların cevabını veremediğimizde kaçamak cevaplarla, tevilci cevaplarla birlikte cevap vermeye kalktığımızda bize bu ayeti koyarlar, derler ki hani Kur'an-ı Kerim her şeyi beyan ediyordu. O zaman cevap olarak şunu diyeceğiz. Bu ayeti kerime ondan bahsetmiyor. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi açıkladığı şeklinde bir şeyi beyan etmiyor. Bilakis şimdi biz buna usulde umumun uride bihil husus kaidesi diyoruz. Yani daha doğrusu bazı âm kelimelerin has manasıyla birlikte anlaşılması gerektiğini ifade eden cümledir bu. Umumun uride bihil husus. Kendisiyle husus kastedilen, özel kastedilen genel, umum. Bu ayet-i kerimede de böyle var. Böyle bir mesele var. Yani Cenab-ı Hak müfessirlere baktığımızda bize şunu söylüyor. Tibyanen likulli şey, her şeyi size beyan etmek için bu kitabı indirdim. Yani şu, lazimin lekum fi dünyakum ve uhrakum. Dünyanızda ve ahiretinizde size lazım olacak olan her şeyi beyan etmek için size bu kitabı indirdim. Yani bu kitapta sizin dünyanıza ve ahiretinize yönelik fayda temin edecek olan, ahirette zarara uğramamanız için size lazım olan her şey var. Yani çok basit bir misal olarak size arkadaşlar misallendireyim bu konuyu. Bir yolculuğa çıkacaksınız, bir yere gideceksiniz. Bilmediğiniz bir diyar. Sizin elinize bir çanta tutuşturuyorlar ve diyorlar ki gideceğiniz yerde hiçbir şey almanıza, temin etmenize gerek yok. Bu çantanın içerisinde gideceğiniz diyarda size ne lazım olacaksa hepsi var. Hepsi yani baştan sona hiçbir şey eksik bırakılmamış şekilde çantanın içerisine konulmuş. Bunun gibi şu an biz bir seferilikteyiz, bir yolculuktayız. Bu aleme geldik, bu alemden başka bilmediğimiz bir diyara gideceğiz. Herkes saatini bekliyor. Aslında dünyada hani diyoruz ya ne iş yapıyorsun, meşgalen ne? Bu soruyu kaldıracak olan tek bir şey var. Yani herkesin yaptığı müşterek bir şey vardır arkadaşlar dünyada. O da nedir? Ölümü beklemek. Yani hepimiz aynı işi yapıyoruz. Ölüm bekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir seferiliğe hazırlanıyoruz, yolculuğa çıkacağız. Cenab-ı Hak da bize diyor ki, ben bu kitabı size, sana, bütün ümmete her şeyi, size lazım olacak olan her şeyi beyan etmek için, açıklamak için, herhangi bir konuda biz bundan haberdar değildik, burada bu da lazımmış dememeniz için gönderdim. Bu ayet bundan bahsediyor. Vallahu alem. Ayeti bu şekilde anlamak lazım. Çünkü külle şey ifadesi, hayır efendim külle şey geçiyor, bu her şey demektir dediğiniz zaman Ahkaf suresine bakalım. Cenab-ı Hak Hud aleyhisselamın kavmine göndermiş olduğu azaptan bahsederken ne diyor? Diyor ki, tüdemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Öyle bir kasırga azap gönderdim ki onlara, Rabbinin emriyle beraber her şeyi helak ediyor. Her şeyi yok eden bir azap. Peki orada şimdi külle şey ifadesini bütün dünyadaki her şey diyebileceğimiz mevcudatı yok ediyor şeklinde anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Bu ne demektir? Hud aleyhisselamın kavminin bulunduğu yerde bulunan ne kadar şey denebilecek şey varsa hepsini yok ediyor, helak ediyor demektir. İşte biz buna ne diyoruz? Umumun uride bihil husus. Kendisiyle özelin kastedildiği genel ifade. Usulen böyle tabir ediliyor. Öyleyse yani her külle şeyi bildiğimiz anlamda bütün cüziyatı kaplayacak şekilde bir mana ile manalandırmamız mümkün değil. Buraya kadar yaptığımız izah aslında biraz daha meselenin
Teknik boyutu, şuna da değinelim. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık şeklindeki ayet-i kerimenin bağlamına filan baktığımızda zaten bütün cumhur müfessirler bu şekilde manalandırıyor. Oradaki el kitaptan maksat nedir arkadaşlar? Levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzdur. Çünkü وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ ayet-i kerimelerinde olduğu gibi kuru yaş ne kadar her şey varsa olup bitecek olan ne kadar yani oluşlar varsa hepsi levh-i mahfuzdadır şeklinde ayetler var zaten. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ gibi ayet-i kerimelerde levh-i mahfuzdan bahsediyorlar. Öyleyse kendisinde her şeyin tafsil edildiği, her şeyin beyan edildiği, tibyan edildiği, ifadelerinin yer almış olduğu ayeti kerimeleri, Kur'an'ın ilâ yevmil kıyâme olacak olan her hadiseye cevap verdiği, her hadiseyi ihtiva ettiği şeklinde bir mana ile manalandırmamız, anlamamız mümkün değil. Bunu tespit etmiş olduk teknik açıdan. Buraya kadar verdiğimiz izahatla birlikte varsayalım ki ikna olmadık. Hayır efendim, böyle değil. Kur'an-ı Kerim her detayı içerir. Bu ayetler ondan bahsediyor dersek, o zaman mevzunun biraz daha pratiği üzerinde durmamız gerektiği anlaşılmış olur. Şimdi arkadaşlar, tamam kabul edelim. Kur'an-ı Kerim her detayı içeriyor. Olup bitecek olan her şeye cevap veriyor dediğimizde, malum ve meşhur sorular sorulmaya başlayacaktır. Ve bunların başında malumunuz hemen herkesin sormuş olduğu namazın nasıl kılınacağına yönelik Kur'an-ı Kerim'de bir tafsilat var mı? Dürüst olalım. Yok. Ya Kur'an-ı Kerim sadece akimussalah demiş. Yok. Nasıl bir namaz kılacağımıza yönelik Kur'an-ı Kerim bize hilafa mahal bırakmayacak açıklıkta bir açıklama yapmamış. Abdesti beyan etmiş bak. Abdesti beyan etmiş Kur'an-ı Kerim. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Beyan etmiş. Ama namazla alakalı bunu bulamıyoruz. Ne yapıyorlar? Efendim, وَرْكَعُوا ayeti geçiyor, وَسْجُدُوا ayeti geçiyor bir kısım. Oradan onu alıyor, rüküyü, oradan secdeyi buldum. Bir tane daha buldum. İşte kavmeyi bulmaya çalıştım. Kuğudu bulmaya, birinci kuğudu. Yani nereye kadar gideceksin? Bu senin iştihatların. Kur'an-ı Kerim'den kendi çıkarımların, hani müştehitlere karşıydınız, Kur'an-ı Kerim apaçıktı, her şeyi beyan ediyordu. Bugün Kur'an her şeyi beyan eden görüş, beyan eder görüşünde olanların, arkadaşlar özellikle 3-4 isme baktığınızda namazın kaç vakit farz olduğuna yönelik ciddi bir ihtilaf içinde olduklarını göreceksiniz. Biri diyor ki efendim namaz öyle böyle yok diyor, 5 vakittir, konu kapanmıştır diyor. Namaz 3 vakitmiş de 1 vakit, öyle bir şey yok. 5 vakittir diyor. Peki 5 vakit olduğuna yönelik Kur'an'da bir sarih ayet var mı? Yok. İşte فَسُبْحَانَ hine تُمْسُونَ oralardan çıkarımlar yapıyorlar. Bunlar hep sizin iştihatlarınız. Ebu Hanife zaten bunun sağlam olanını, sahih olanını yaptı. Karşı çıkıyorsunuz. Niye o zaman siz bir kısım ayetlerden çıkarımlar yapmak böyle çabaları içine giriyorsunuz? Demek ki yok. Başka biri diyor ki Kur'an efendim namazın vakitlerini 3 vakit olarak tayin ediyor. Diyor. Başka biri çıkıyor efendim 1 vakit olarak tayin ediyor diyor. Başka biri diyor ki efendim Kur'an'da namazın vakitlerine yönelik herhangi bir tayin yok. Namazın vakti olmaz diyor. Bu gibi çıkarımlar var. Bu bize bir şey gösteriyor. Kur'an-ı Kerim net ve sarih bir şekilde ihtilaf çıkmayacak açıklıkta namaz vakitlerine değinmemiş. Sadece inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta demiş. Beyanını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama bırakmış ve biz bugün o beyan üzere namazlarımızı kılıyoruz, vakitlerimizi tayin ediyoruz. Bu bir. İkincisi, cuma namazı. İza nudiye lissalati min yevmil cuma fes'av ila zikrillah demiş Kur'an-ı Kerim. Yani bu cuma namazı ne zaman kılınacak acaba? اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَ Cuma gününden namaz için çağrıldığınızda bu akşam mı kılınacak, sabah mı kılınacak, öğlen mi kılınacak? Ne zamandır bu yani? Bunun vakti ne zaman?
Değinmemiş Kur'an buna. Değindiğini söyleyebilir misiniz? Bir adam çıksa dese ki, kardeşim siz yanlış kılıyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim cuma gününden namaza çağrıldığınız zaman bu namaz yatsı da olabilir, ikindi de olabilir, akşam da olabilir, sabah da olabilir, öğlen de olabilir. Cuma namazı diye bir namaz nereden çıktı? Ayrı bir namaz. Hem de öğlenin yerine de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de peki buna yönelik sarih bir ifade var mı? Yok. Mesela Kur'an-ı Kerim hayızdan bahseder. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيظِ قُلْ هُوَ اَذَنْ فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيظِ Hayız. Yani bu hayız demiş olduğumuz şeyin tafsilatına yönelik bir şey söylemez. Sadece der ki kadınlardan hayızlı oldukları zamanda وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنْ Onlara temizleninceye kadar yanaşmayın. Tamam da kardeşim bugün kadınlarımızın sorduğu, özel halleriyle alakalı sormuş olduğu yüzlerce soru var değil mi? Nasıl cevap vereceksiniz bunlara? İstihaze halleri var, hayız sayılan durumlar var, sayılmayan durumlar var. Efendim işte mudille mütehayyire demiş olduğumuz mesele var, mu'tade olan var vesaire. Bunun birçok hükmü var yani. Bunlar fıkıh kitaplarında cüz'i olarak tek tek beyan edilmiş. Bunları Kur'an-ı Kerim beyan etmiş mi? Hayıza yönelik en ufak bir detaya yer vermiş mi? Hayır. Sadece demiş ki hayızlıyken kadından uzak duracaksın. Tamam. Peki ben hayızlı olup olmadığını nereden anlayacağım kadının? Bunun istihaze olanı var, olmayanı var. Bunun müddeti ne? Şöyle düşünelim. Bir kadının yani diyelim akıntısı hiçbir şekilde bitmiyor, devam ediyor. Hayatı boyunca devam ediyor. Bu kadın evlenemeyecek mi yani? Bu kadın uzak durulması gereken, erkeklerin uzak durması gereken bir kadın mı? Bu kadar böyle net bir şekilde kesin bir çizgiyle birlikte bunu kesip atabilecek miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Değinmemiş Kur'an-ı Kerim buna. Onun dışında muamelat, alışveriş hükümleriyle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim ne kadar bir detaya yer vermiş? Hangi şeyi almamız, vermemiz caizdir, nasıl alacağız, nasıl vereceğiz, bunun hükümleri nedir, kaideleri nedir? Siz böyle Kur'an-ı Kerim üzerinden bulduğunuz birkaç noktayla birlikte bu mevzu bu kadardır, bitmiştir dediğinizde bakınız arkadaşlar bugün beşeri hükümleri oluşturanlar, beşeri kanun vaz eden kişiler, beşeri devletler bile bir alışverişe dair anayasa yazarken onlarca, yüzlerce madde yazıyorlar. Şu durum olursa böyledir, bu durum olursa şöyledir. Hiç hilafa mahal bırakmayacak şekilde ve karşı tarafa mazeret kalmayacak şekilde hepsini açık açık söylüyorlar. Söylüyorlar. Siz şimdi Kur'an-ı Kerim'de alışverişle alakalı bir iki tane bir şey bulacaksınız. Tamam, Allah'ın bu konuyla alakalı koymuş olduğu hüküm bu. Tamam da bu karşılamıyor. Yani insanların birçok soruları var. Bunları nasıl cevaplayacaksınız? Yani burada Kur'an-ı Kerim eksiktir. Değil. Allah Teala'nın muradını sınırlamaya kalkmayın. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de neye yer verip vermemesi gerektiğine yönelik haşa ve kella etuallimune Allah'a bidinikumda olduğu gibi Allah'a dini öğretmeye kalkmayın. Allah Teala bunları eksik bırakmamış. Fakat şunu kabul etmek zorundasınız. Cenab-ı Hak kanunlarının bir kısmını Kur'an-ı Kerim'e derc etmiş, vaz etmiş, orada bulunmasını irade ettiklerini oraya koymuş, irade etmediklerini Hazreti Peygamber vasıtasıyla daha detaylı bir şekilde bize açıklamış. Ama her önemli olan şey zaten burada gelecek. Bir şey önemliyse Kur'an-ı Kerim'de vardır. Önemsizse Kur'an'da yoktur. Kur'an'da yoksa önemsizdir şeklinde bir şeye işi sürüklediğiniz zaman da şunu soralım, devam edeceğiz pratikle alakalı örnekler vermeye. Şunu sormamız gerekir. Şimdi birkaç misal üzerinde duralım arkadaşlar. Bunu tespit edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şuna niye yer vermiştir, buna niye yer vermemiştir? Yer vermemişse önemsizdir. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala makam-ı İbrahim'den bahsediyor mu? Bahsediyor. Makam-ı İbrahim, Kabe'nin avlusundaki o mukaddes mekan, yer. Oradan bahsediyor, o makamdan bahsediyor.
Ve Safa Merve'den bahsediyor mu? Bahsediyor. Fakat gelin görün ki makam İbrahim'in hemen çaprazında karşısında tekabül eden Hacer-i Esved'den bahsetmiyor. O zaman açısından çok önemli bir taş. Tarihi değerini inkar edemezsiniz Araplar nezdinde. Şimdi biri çıkıp sorsa dese ki ya Allah Allah Cenab-ı Hak makam İbrahim'den bahsetti de Kur'an'da Hacer-i Esved'le alakalı hiçbir ayet yok. Hacer-i Esved önemsiz mi? Veya niye bahsetmemiş? Bunun mantıken bir izahı var mı? Safa Merve'den bahsetmiş, hemen aşağısında bulunan Zemzem'den bahsetmemiş mesela. Zemzem İbrahim Aleyhisselam zamanından kalma çok mukaddes bir su. Araplar nezdindeki itibarını sorma gitsin zaten. Bu kadar önemli bir su. Niye bahsetmemiş Cenab-ı Hak bundan? Hakeza mesela فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ayetinde Cenab-ı Hakk'ın hem Arafat'tan hem de Meşari Haram ifadesiyle Müzdelife'den bahsettiğini görüyorsunuz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Mina'dan bahseden bir ayet yok. Bu da hac vazifelerinde. Mina niye atlanmış? Bunların arkadaşlar makul bir cevabı yok. Olamaz. Bunlar beşer takatini aşan ifadeler. Beşer takatini aşan meseleler. Dolayısıyla birisinin çıkıp da Allah Teala şuna yer vermiştir, buna yer vermemiştir, şu önemlidir, bu önemsizdir şeklinde bir tasnif yapması mümkün değil. Bunun mantıken izahını yapamazsınız. Bu konuda şunu diyeceksiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan etmeyi murad ettiği ayetleri indirmiştir, inzal buyurmuştur vahyi metnüyle beraber. Böyle irade etmediği bir kısım hükümleri de sünnet aracılığıyla birlikte vaz etmiştir. Neden? Bu soruya da Kur'an cevap versin. لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُوا مَا يَشَاءَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ Bu ayetler niye indi? Bu ayetler şunun için indi. Bize diyor ki bir noktada dur. Sorgulama evet ifadesini, yani sorgulama işini, ameliyesini bize Cenab-ı Hak emretti evet sorgulayacağız ama bir yere kadar. Allah Teala bir yerden sonra sana diyor ki ben dilediğimi yaparım. Oraları sorgulama yetkin yok. Peki, işte faiz. Kur'an-ı Kerim diyor ki فَاِلَّمْ تَفَعْلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulünden harbi yakinen bilin. Faiz nedir? Riba nedir? اِتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Riba fazlalık demek. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Ayet-i kerimesinde kelime anlamı itibariyle geçtiği gibi fazlalık. O zaman birisi çıkıyor diyor ki kardeşim şu malı diyor 50 liraya aldın 55 liraya satıyorsun. Bu riba değil mi? Fazlalık bu. Bu faiz mi? Nasıl çıkacağız bunun içinden Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinde? Kur'an bize fazlalıktan uzak durun diyor. Bu riba ney? Bunun ahkamı ney? Hangi şey faiz, hangi şey değil? Hangi şey faiz şüphesini taşır? Nasıl uzak duracağız? Yani gerçekten faizi Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği iddiasında ciddi misiniz ya? Hakikaten yani ciddi ciddi gözümüzün içine baka baka bunları Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiğini savunabiliyorsanız diyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Rehin mesela, rehin bahsini düşünün. Fıkıh bablarınız işte bir sıralayın ya. Ferihanun makbuda alınan rehinler vardır. Rehinle alakalı birçok hüküm var. Bunlar normal hayatta yaşadığımız şeyler arkadaşlar. Bazıları bunu ne olarak sunuyorlar bize? Kur'an-ı Kerim işte çok net bir şekilde bunları beyan etmişti de siz bunları çoğalttınız. Yok ya. Normal hayatta insanların karşılaştığı binlerce mesele var, durum var. Bunlara İslami olarak siz hak dinin hükümleri üzerinden fetva vermek zorundasınız. O zaman Kur'an'ın eksik olduğu ortaya çıkmış olur haşa. Cevap bulamadığınız zaman. Size diyecekler ki bu din eksik bir din mi? Bu dinin şuna yönelik bir hükmü niye yok? Sözde eksiksiz kitap başlığıyla birlikte
son derece nakıs bir kitap tezini savunmaktalar. Yani işin garip tarafı orada. Yani eksiksiz kitap şeklindeki sloganı pratiğe vurduğunuz zaman da son derece 90 bir kitap şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Kendi kendilerine aslında Kur'an-ı Kerim'i haşa tenkis etme faaliyeti içine girmiş oluyorlar. Farkında değiller. Kur'an'ın her detayı içerdiğini söylemek Kur'an'a yapılabilecek olan en büyük zulümdür ya. Allah'ın vahyine, Allah'ın kitabına. Kira akdi ile alakalı mesela. Kur'an-ı Kerim neye yer veriyor? Bugün herkes kirada oturuyor. Ev sahibi var, kira var, dükkan kiralamış adam. Kira ile alakalı bugün gidin beşeri hukukta birçok şey görürsünüz. Kiracı, ev sahibi falan sözleşmesiyle ilgili şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye birçok maddeler var. İslam'ın buna yönelik maddeleri yok. Var. Nerede var Kur'an ayeti? Nerede değiniyor kiraya? Kur'an ayetinin kira akdine değindiği bir ayet nerede var? Tafsiline yönelik yer verdiği bir ayet nerede? Keza emanet mal alıyorsunuz bugün. Emanetle alakalı. Tazminede emaneti aldım ben, kaybettim onu şimdi. Bunu ben sahibine ödeyeceğim mi, ödemeyeceğim mi? Bul bana Kur'an-ı Kerim'den yerini bakayım. Ne yapacağım? Hangi durumlarda ödemem lazım? Hangi durumlarda ödememem lazım? Gidin bugün beşeri hukuka, size sahip döksün desin ki şu durumlarda ödemekle mükellefsin, bu durumlarda ödemekle mükellef değilsin. Onların hükmü var, bizim yok. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Kur'an-ı Kerim'i siz noksan ve eksik addetmiş olursunuz. Neuzübillah. Gaspla alakalı, bugün gasp meseleleri oluyor değil mi? Adam gasp ediyor, gidiyor mesela. Açık bir şekilde, hırsızlıktan ziyade gasp. Vessariku vessarikatunun geçerliliği nereye kadardır? Kim hakkında geçerlidir yani o anlamda? Mesela kefen soyan adama o vessarik diyebilir miyiz? Yan kesiciye sarik diyebilir miyiz? Göz göre göre adamın karşısında çantasını alıp da kaçan kapkaççıya sarik diyebilir miyiz? Normalde sarik, gizliden gizliye böyle bir kısım şeyleri çalan adam. O sarikse diğerleri ney? Onun elini kesiyorsak diğerinin elini kesecek miyiz? Hangi durumlarda el kesilir, hangi durumlarda kesilmez? Gerçi bunlar işi şimdi bayağı kestirme olarak kısaya bağladılar. Yani el kesmiyorlar artık. Biz yine el kesmeyi kabul edenler üzerinden yürüyelim yani. Vesaire. İşte ödünç para. İşin daha ilginç bir tarafını söyleyip bitireyim size. Bu konuyu, yani bu faslı bitireceğim. Kur'an-ı Kerim bize ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unfa. Sizi bir erkek ve dişiden yarattık diyor. Tamam. Fakat biz normal yaşamış olduğumuz hayat içerisinde bazılarının ne zeker erkeklik cinsine ne de kadınlık cinsine giremeyecek şekilde olduğunu görüyoruz. Ki biz buna hunfa diyoruz değil mi? Hunfa. Yani ne erkek ne dişi. Ne yapacağız şimdi? Bu adama Kur'an hitap etmiyor mu? Bu adamın hükmü ne? Hunfa. Çift cinsiyetli kişiler var. Ne hükmü vereceğiz şimdi buna? Bu namazını nasıl kılacak? Abdestini nasıl alacak? Efendim, guslünü neye göre alacak? Vesaire birçok hükmü sıralayabiliriz burada. Ne yapacak bu yani? Hunfa. Kur'an-ı Kerim hunfa'dan bahsediyor mu? Yok. O zaman arkadaşlar, pratiğe işi döktüğümüz zaman da daha birçok daha başlık ve husus saymamız mümkün. Kur'an'ın her detayı içerdiği şeklindeki iddia tamamen altı boş bir iddia. Kur'an'ın böyle bir iddiası yok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun böyle bir ifade-i celilesi yok. Sadece bilakis bunların sünnete mahal bırakmamak için, sünneti itibarsızlaştırmak için, Peygamber aleyhissalatü vesselamın itibarına, yetkisine gölge düşürmek için, peygamber düşmanlarının
ekmeğine yağ sürmek için Kur'an'ı istismar ettikleri bir slogandan ibaret. Mesele bu. Yoksa bunlar Kur'an'a da doğru düzgün iman ediyorlar mı zannediyorsunuz? Yok. İşte dedik ya, yani el kesmeyi emrediyor Kur'an. Ve bakıyorsunuz işte bugün teknik açıdanmış da işte teknolojik açıdan şöyleymiş falan. Hemen işi böyle tevile getirip tarihselcisi, modernisti, maalcisi vesaire aslında tek bir şeyi söylüyorlar. Bize diyorlar ki İ'ti bi Kur'anin gayri hâdâ ev beddil. Yani ya bunun dışında bize bir Kur'an getir ya da bunu değiştir. Bu çağa hükmetmiyor. Böyle söylüyorlar. Aslında ortak olarak söyledikleri şey bu. Şimdi bunlardan birisi modernist zihniyetli, mealci kafalı bir adam. Hoca desen hoca değil. Yani çıkmış işte bu hırsızlıkla alakalı olan ayeti biliyorsunuz çok farklı bir şekilde tevil ediyor. Şimdi kendisine sorsan tarihselci karşıtı bu adam. Tarihselci değil. Son derece tarihselciliğe karşı. E olsan ne olur? Tarihselci ne diyor? Meseleyi kafadan kesip atıyor. Diyor ki bu o tarihe mahsus bir şeydir diyor. Dolayısıyla bu zaman açısından bunun geçerliliği söz konusu değil. Tarihsel ve yereldir. Tamam, sen diyorsun ki Kur'an'da tarihselcilik olmaz. Sen ne diyorsun peki? Sen de diyorsun ki buradaki işte fakta'u aslında önünü kesin demektir. Hırsızlığın önünü kesin. Elini kesin değil, önünü kesin demektir. Tevillerle birlikte falan. Peki tarihselci bir zihniyetle vardığınız noktaya bakalım. İkinize göre de bu ayetin zamanımızda geçerliliği yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hepsinin tamamının söylediği şey bu aslında. Kur'an'ın bazı kat'i hükümleri de dahil bir kısım ayetlerinin zamanımız açısından geçerliliği yok. Bunu söylüyorlar. Peki. Şimdi arkadaşlar, diğer bir husus olarak devam edeceğiz iddialara. Diyor ki kitap sahibi, örneğin ipek giymek veya midye, karides yemekle ilgili Kur'an'da bir ifade olmaması, ipeğin giyilebileceğini, midye ve karidesin yenilebileceğini gösterir. Tekrardan söylüyorum. İpek giymek veya midye, karides malumunuz, deniz hayvanları, yemekle ilgili Kur'an'da böyle bir yasak filan söz konusu değil. O zaman ipek giyilebilir, midye ve karides yenebilir. Niye yenir? Kur'an'da bir fiilin yapılmamasına dair izah aramak gerekir. Yapılmamasına dair. Yapılması gerektiğine dair izaha ise gerek yoktur. Örneğin ipeğin giyilmesinin yasak olduğuna dair izahın bulunmaması yeterlidir. Ayrıca ipek giyilebilir manasında bir ayete gerek yoktur. Bu basit mantığı şu ayetten de anlamalıyız. Ey iman sahipleri, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Yani nasıl bir bağdaştırma? Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti, Allah bağışlayandır, merhametlidir. Bu ayete gelmeden önce, şimdi bu bir usulü fıkıh kendince. Yani şunların yaptığı aslında bizim usulü fıkhımızı beğenmiyorlar, usulü tefsirimizi. Bir usulü tefsir kaidesi koydu şimdi bu vatandaş. Dedi bize ki, Kur'an-ı Kerim'de şayet bir şey yapılmayacağına yönelik tasrih edilmemişse bu yapılabilir demektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Kur'an her şeyi yapılmamasını söylemesi lazım. Tek tek. Şunu yapmayın, bunu yapmayın, onu da yapmayın, onu da yapmayın şeklinde her bir cüziyatı bize vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar, burada şu soru gelir. Kur'an'da necaset yemeyin diye bir ayet var mı? Yok. Böyle bir ayet yok. Çok yani bu konuda ilk başta aklımıza gelen soru bu olması lazım. Böyle bir ayet yok. Peki bu yenebileceğini mi gösterir? Kur'an'da idrar içmeyin. Yok. Kur'an'da içmekle alakalı yasak, içkiyle alakalı var. Şarap, hamur. Cevap olarak bize şu söylenebilir.
ki bunu cevap olarak veriyorlar. Efendim böyle bir soru mu olur? Necasetin yenmeyeceğine dair ayet ki bu kaideye göre bu soruyu benim sorma hakkım var. Çünkü bize kaide verdin sen. Dedin ki bir şeyin sarih bir şekilde yapılmayacağına dair Kur'an'da ayet yoksa tamamdır. Bunu yapabilirsin. O önemli bir şey değil demektir. Tamam. Necaset yemeyin demiyor Kur'an. Ve Kur'an ne diyor? Habaif'in, pis olan şeylerin bize haram kılındığını söylüyor. Necaset, idrar gibi şeyler de habaife, pis olan şeylere dahildir. Diye bir cevap gelebilir bize. Bu durumda şunu söylememiz gerekir. Bir, bu kadar önemli bir meseleye Kur'an-ı Kerim böyle habaif gibi genel bir kavramla niye cevap versin ki? Madem bu kadar önemli bir konu, en başta necasetin yenmeyeceğini söylenmesi gerekir Kur'an'da. Bir. İki, madem habaifin yenmeyeceğine dair olan ayet, necaseti zaten kapsıyorsa, onun da haramlığı, yenmeyeceği, idrarın içilmeyeceği filan o ayetten anlaşılıyorsa, Kur'an hamrın içilmeyeceğine yönelik özel bir tasrihatta neden bulunuyor? O da oraya dahil olması lazım. 3. Bu habaif demiş olduğumuz meselenin ölçüsü ne? Neye göre yapacağız? Mesela ben size bir misal vereyim. Şimdi bunu tarif olarak şöyle yapıyorlar. İşte insanın selim fıtratın kendisini reddedeceği şeye habaif deniyor. Tamam. Hani çok karşı çıkmış olduğunuz şu deve idrarı meselesi var. Bazı yörelerde gidin, deve idrarı böyle şişelerle birlikte deveden alınıyor, satılıyor. Adam buna para veriyor, özel alıyor, içiyor. Bir şey için içiyor adam. Şifa için, efendim, ilaç için içiyor. İçebiliyor bunu adam yani. Peki bizim örfümüzde böyle bir şey yapabilir miyiz mesela biz? Örfi olarak alışkın olduğumuz bir şey değil. Hatta örfi olarak hiç görmediğimiz bir şey olduğu için fıtratımızın reddedeceği bir şey değil mi bu? Peki birinin fıtratına çok uygun düşebiliyor, başkasının fıtratı bunu son derece nefretle birlikte karşılıyor. Ne yapacağız şimdi? Kur'an-ı Kerim deve idrarı içilir mi içilmez mi sorusu mukabilinde bize ne söylüyor? Ne söylüyor? Bunun gibi çok daha mesele sayabiliriz. Yani bazılarına göre o karidesin, midyenin görünüşü mesela son derece iğrenç ve fıtratın reddedeceği nitelikte. Adam gördüğü zaman da böyle bir acayip oluyor. Böyle canlılar var. Değil mi? Ya bu canlıyı şimdi yiyebilecek miyiz, yiyemeyecek miyiz kardeşim? Bunun Kur'an-ı Kerim'den şeyi nedir? İşte Kur'an pis olan şeyleri haram kılıyor. Tamam da kardeşim, adam son derece pis olduğunu söylüyor, buna göre pis. Diğer adam da onu yiyebilmek için yer arıyor. Param olsa da yesem diyor. Yemeyen bana getirsin diyor. Şimdi ne yapacağız biz yani? Şöyle mi diyeceğiz? Sen yiyebilirsin, sen yiyemezsin Kur'an-ı Kerim'e göre. Kişiye göre değişir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani öyleyse bu iddia son derece batıl bir iddia. Yani ipek giyilmeyeceğine dair Kur'an'da bir tasrihat yoksa mesele bitmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam için وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ ne olacak? Hazreti Peygamber bundan nehyetmiş, alıkoymuş. Efendim, karides yemekle, midye yemekle ilgili olan onca rivayet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri zımnında müçtehitlerin yapmış olduğu içtihatlar neticesinde ortaya çıkan hüküm. Elbette burada mesele farklılığı vardır. İçtihat farklılığı vardır. Bunlara bir itirazımız yok. Bu çok daha cüzi bir mesele. Ama bunu söylediğiniz zaman işte o sorular devreye girer. Kur'an-ı Kerim'de yenmeyeceğinin tasrih edilmediği fakat hiçbir insanın ağzına süremeyeceği şeyler var. Bunların misali çok daha fazlalaştırılabilir. Uzatmak istemiyorum. Bunların yenebileceğini mi söyleyeceğiz? Ve diğer bir konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bununla bitireceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki helal ve haram
ile ilgili bu sadette gelen ayet-i kerimelere baktığımızda mesela bir ayet-i kerimede diyor ki قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْهًا. Burada Rabbimizin haram kılmış olduğu bir kısım şeylerden bahsediliyor. İşte şirk koşmayacaksınız vesaire. Başka bir ayete gidiyoruz. Şimdi yiyeceklerle alakalı olan kısma gelelim. Bir ayeti okuyorsunuz. Geçen okumuştuk bu ayeti. Kur'an bize diyor ki لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪ي مَا طَعِمُوا. İman edenler ve ameli salih işleyenlere tattıkları şeylerde hiçbir günah yoktur. Burada fima umumi bir ifade var. Yani ne yerse yesinler. Hiçbir günah yoktur. Şimdi bu ayeti alsak umumi anlamda, biri alsa bu ayetle birlikte istidlal etse, dese ki iman edip ameli salih işledikten sonra Kur'an yemeye içmeye dair hiçbir yasak getirmemiştir dese, doğru mu bu? Değil. Çünkü başka ayeti kerimeye bakıyoruz. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ gibi sınıfların bize haram kılındığını, bunları yiyemeyeceğimizi Kur'an-ı Kerim ifade etmiş. Hani iman edip amel-i salih işlediğimizde tattığımız şeylerde hiçbir günah yoktu? İşte bağlam. Bağlamı yakalayamadığınız zaman ayetlerin siyakını, mesukun lehini, Kur'an-ı Kerim'i karman çorman bir anlayışla birlikte tahrif edersiniz. Allah muhafaza. Yani Kur'an'ı tahrif edemezsiniz de sizin muharref bir Kur'an anlayışınız olur. Bu böyle. Bir diğer ayete bakıyoruz. O ayet çok daha sarih. Ve bize diyor ki, kul Habibim de ki, لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ. Değil mi? فَاِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ diye devam ediyor. De ki ben bana vahyolunanlar içerisinde yiyen birisinin yemesi hususunda ona haram olan sadece şunları bulabiliyorum. Sadece diyor. Sadece şunlar. Nedir o? İlla en yekune meyteten, leş, evdemen mesfuhan veyahut da fışkıran, kan, ev fiskanu hilleli gayrillahi bi. Yani Allah'tan başkasının ismiyle birlikte kesilmiş olan hayvanlar. Bunlar haram. Sadece bana vahyolunanlar içerisinde bana haram kılınanlar bunlar. Diyor. Şimdi bu ayette istidlal edip diyorlar ki bak gördün mü burada midye haram olsaydı sayılırdı. Efendim karides haram olsaydı sayılırdı. Sizin fıkıh kitaplarınızda şu caiz değil bu caiz değil diye sıraladığınız şeyler haram olsaydı bu ayette sayılırdı. Bu ayette sadece bana haram olunanlar yiyecekler olarak ve tadılacak şeyler olarak bunları bulabiliyorum diyor. Soru. Bu ayette şarap var mı? Hamr? Yok. Helal mi? Değil. Ne yapacağız şimdi? O da başka bir ayette. يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا ayetinde tasrih edilmiş. İşte arkadaşlar böyle düz mantık dediğimiz bir mantıkla birlikte Kur'an'ı anlamaya kalktığımız zaman ve bunlar üzerinden efendim sadece bunlar haramsa başkaları haram olamaz diye bir mantık güttüğümüz zaman da bize çıkar derler ki kardeşim burada içki de sayılmıyor. İçki helal mi? Kur'an'ın başka ayetinde haram kılındığı ifade ediliyor. Sonra münhanika var mı o ayette? Yok. Mevkude var mı? Yok. Müteraddiye var mı? Yok. Natiha var mı? Yok. Bunlar da sayılmamış. Hani sadece vahyolunanlar içerisinde 3-4 sınıf haram olan vardı? Onlar başka ayet-i kerimede sayılmış. Diyorsanız biz de diyoruz ki işte bunlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına bırakılarak haram kılınmış olan şeyler. Mesele bu kadar açık ve nettir. Dolayısıyla özetleyecek olursak arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in her detayı içerdiği,
eksiksiz kitap olduğu şeklindeki ifadenin tefsirini sadedinde Kur'an-ı Kerim her cüz'i meseleye değinmiştir, sünnete mahal bırakmamıştır, ulema kavillerine, içtihatlarına gerek yoktur şeklindeki bir iddia yine altı boş bir iddia olarak karşımıza çıktı. Bunu teknik ve pratik açıdan masaya yatırdığımızda son derece batıl, son derece altı boş bir iddia olarak tespit etmiş olduk. Yani bu anlayışla birlikte Kur'an-ı Kerim'e yaklaştığımız zaman da Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde de bir kısım problemlerin karşımıza çıkacağı aşikar olmuş oldu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ifade ve istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.